Buyurun Sayın Ertan. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve bu kurulu izlemeyi başarabilen değerli halkımız. Şu an canlı yayın yapılmıyor ve çok önemli bir değişiklik teklifini görüşüyoruz. Bu değişiklik teklifi bütün toplumu ilgilendiren ve çocuklarımızın, hepimizin geleceğini belki de ipotek altına alacak olan ve belki de bir daha geri dönüşü de olmayacak çok önemli bir anayasa değişiklik teklifi. Ve fakat başından beri içerisinde halkın olmadığı, halkın hiçbir tartışmasına katılamadığı, sadece sonuçları itibariyle halkın hakemliğine başvurulacak olan bir yöntem tercih edilmiş. Bizler doğru olana, hakikate çağrı yapmak sorumluluğunu üstlenerek bir kere daha bu teklifi getiren iktidar partisine ve MHP'ye hep birlikte teklifi hemen geri çekmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Değişiklik adı altındaki anayasa müdahalesi Türkiye'de diktatörlük rejimini kurmayı hedefleyen ve böyle bir rejimin değişikliğini öngören bir tekliftir. Ve en önemlisi, belirttiğim gibi, bu teklif halktan gelmemiştir, dayanağını halktan almamaktadır. Bu parlamentonun üyesi olan ve hala yasama dokunulmazlığı bulunan 6 milyon seçmenin ve tüm Türkiye'nin vekili olan 11 milletvekili tam 67 gündür Türkiye'nin çeşitli cezaevlerinde tutulmaktadırlar. Milletvekillerimizin hangi sahiplerle tutuklandığını burada birçok kez değerlendirdik. Her biri hakkında açılan davalara bakabilirsiniz. Hepsini ayrı ayrı hukuki olarak da değerlendirebilirsiniz. Ancak çok iyi biliyoruz ki bu dosyaların hiçbirisinde hukukilik arayamayız. Çünkü tamamı siyasi faaliyetleri sebebiyle ya da yaptıkları konuşmalar sebebiyle, bu kürsüden de defalarca dile getirdikleri konuşmalar nedeniyle açılmış davalardan ibarettir. Fakat milletvekillerimizi esas tutan sebep siyasi saiktir. Ve bu siyasi saik aslında Türkiye toplumunun 20 milyonunu neredeyse temsil eden bir toplum kesimini açıkça dışlamayı hedeflemiş, bile isteye bunu yapmış bir tercihtir. Kürt halkını görmezden gelmektedir. Ve HDP şahsında bütün farklılıklarıyla, kendine has, kendine özgü kimlikleriyle derdine derman olabileceğini düşünen bütün kesimlerin oy vererek meclise gönderdiği HDP milletvekilleri, siyasi liderleri tutuklanıyorsa, bu kesimler görmezden geliniyordur. Bu anayasada da yerleri yoktur. Sadece bu tablo bile aslında böylesi bir ortamda anayasa değişikliği veya değişiklik teklifini veya yeni bir anayasayı konuşmayı aslında engeller. Getirilen teklif hiçbir şekilde Adalet Bakanlığı'nın iddia ettiği gibi hükümet sistemi değişikliği değil, bir rejim değişikliğidir. Ve ayrı ayrı her bir madde AKP'nin istediği yeni rejimin anayasal çerçevesidir. Çerçevenin içerisi ise Cumhurbaşkanı kararnamesiyle tamamlanmak üzere yolu açılmış, sınırsız iktidar yetkisiyle donatılmış bir rejimdir. Değerli arkadaşlar, kuvvetler ayrılığı sistemi 14 yıl boyunca aslında aşama aşama yok edilmeye çalışılmıştı. Daha önce, yani 2010'da anayasa değişiklik müdahalesiyle yargı bağımsızlığı iktidar tarafından o dönemki ortağı olan cemaate bağımlı hale getirilerek yargı erki zayıflatılmıştı. 2016'nın Mayıs ayında ise dokunulmazlıkların kaldırılması ile yasama erki saray baskısı ile güçsüzleştirilmiş. Evvelce de söyledik, şimdi de söylüyorum. Daha o gün parlamenter rejim kuvvetler ayrılığı ilkesi tahrip edilmişti. Bugün ise yapılmak istenen şey tüm erklerin tek bir elde yürütmede toplanmak istenmesidir. Ve bu rejimin adı tam anlamıyla diktatörlüktür. Bu hepimizi karanlığa iten, geri dönüşü de olmayan bir yol ve çok tehlikeli bir yoldur. Ve itaat edin, rahat edin anlayışından başka bir vaadi de yoktur. 12 Eylül darbe anayasası şu ana kadar yapılan müdahalelerle şimdiki müdahale teklifi de dahil bu iktidar tarafından darbe ürünü anayasanın sahiplenildiğini ama kötü bir yama ile de iktidarın kendisi için yeni kılıfa büründürdüğü bir felaketten başka bir şey değildir.
Bu maddeye, üzerinde konuştuğumuz maddeye şeklen eklenmiş olan tarafsız ibaresi ne yazık ki yargı bağımsızlığına derman olabilecek, şu anki derdimize derman olacak bir kelime, bir değişiklik değildir. Keşke öyle olsaydı. Anayasa... Tamamlayın lütfen. Böyle tamamlayın, tutanağa geçer. Arkadaşlar açalım, tamam nasıl? Peki. Pozitif ayrımcılık yaptık. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sözüyle ve ruhuyla bu niteliği hem korumalı hem de ilgili tüm mevzuatıyla, kurumlarıyla beraber karşılıklı ve pozitif bir etkiyle güçlendirilmelidir yargı erki. Hal böyleyken bütün kurumlarına diğer değişiklik maddeleriyle teklif edilen düzenlemelere bakıldığında ne yazık ki yargı bağımsızlığını garantiye alacak, güvenceye alacak bir düzenlemenin olmadığını görüyoruz. Örneğin HSYK'nın yapısı bir kısmı doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından, bir kısmı da dolaylı olarak Cumhurbaşkanı tarafından atanacağından tam bir kuşatma altındadır. Öte yandan Anayasa Mahkemesi düzenlemelerine bakıldığında da anladığımız şey, yargının da siyasal iktidar tarafından kuşatıldığıdır. Bunu aslında biz söylemiyoruz. Halk söylüyor, istatistikler söylüyor. Yargıya güven %3'ün de gerisindedir. Hakimler tutuklama kararı vermez ise tutuklanacağından endişe eder hale gelmiştir. Böylesi bir ortamda anayasa değişikliğini yapmak gerçekten toplumu yanıltmak anlamına gelir.